Biliyorsunuz son 5-6 yıldır batılı ülkeler giderek de artan bir şekilde ülkemize karşı artık inkarı mümkün olmayan boyuta ulaşan bir savunma sanayi ambargosu uyguluyor. Öyle ki işi bırakınız yeni anlaşmaları, önceden alınmış lisansların iptaline kadar vardırdılar. Daha açık bir ifadeyle Türkiye örneğine ancak savaş durumunda rastlanabilecek sertlikte bir ambargoyla karşı karşıya. Özellikle Suriye'deki son harekatlarımızdan ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından bu uygulamalar daha da sertleşti. Ancak hamdolsun savunma sanayimiz tüm bu kuşatmaları etkisiz hale getirebilecek kabiliyete ulaşmıştır. Geçtiğimiz 17 yılda sabırla ve kararlılıkla ektiğimiz tohumların meyvelerini birer birer alıyoruz. Son gelişmeler ışığında ortaya çıkan eksiklerimizi de hızla tamamlıyoruz. Bize silahlı ve silahsız, insansız hava aracı vermemişler. Ürettik. Yeni nesil tank vermediler, prototipini hazırladık. Motorunu da tamamlayınca hemen seri üretime geçeceğiz. Helikopter vermediler, onu da ürettik. İhracat aşamasındaki helikopterlerin motorlarıyla ilgili sıkıntılar çıkardılar. İnşallah yakında bu sorunu da aşıyoruz. F-35 konusunda ülkemize yapılan haksızlığı sizler de yakından takip ediyorsunuz. Allah'ın izniyle 5-6 yıl içinde kendi milli muharip savaş uçağımızı hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Bize tüfek tabanca gibi araçları vermeyince sandılar ki elimiz boş kalacak. Daha iyisini ürettik ve güvenlik güçlerimizin kullanımına sunduk. Harekatlarımızda kullandığımız silah ve mühimmatlar konusunda özellikle Batı ülkelerine bağımlılığımız neredeyse kalmadı. Şimdi yeni ve daha ileri hamleler içindeyiz. Mesela milyonlarca dolar maliyette dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerini seri üretimi için gün sayıyor. Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladı. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak. 2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ projesinin bir ürünü olan Bozdoğan füzesi uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemiz milli muharip uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. Böylece savaş uçaklarımızda kullandığımız hava yer silahlarına ek olarak havadan havaya silahlarımızda yerli ve milli olacak. Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen ilk milli deniz seyir füzemiz Atmaca TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Bu füzemiz de inşallah önümüzdeki yıl envantere giriyor. Sadece mevcut ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Ülkemizi ve savunmamızı yeni gelişmelere de hazırlıyor. Yapay zeka destekli İHA'lardan sonra bunların GPS olmayan ortamda da görev yapabilmesini sağlayacak herkes projesini başlattı. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle haberleşmenin olmadığı durumda da hedefler vurulabilecek. Atak helikopterlerimizin lazer, ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış Faz 2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz 2 helikopterlerini de önümüzdeki yıldan itibaren kullanıma almayı hedefliyoruz. Karasu'da ihtiyacımız olan her türlü motoru üretebilecek bir fabrikanın inşası sürüyor. Aynı şekilde F-16 ve SİHA'larımızda üretilen
bombaların kapsülleri yanında patlayıcı dolumlarını da tamamen ülkemizde yapacak bir özel sektör yatırımı da yakında başlıyor. Bu yatırımın tamamlanmasıyla yurt dışında dolum yaptırma işinden tümüyle kurtulmuş olacak. Görüldüğü gibi önümüze çıkartılan engeller bizi durdurmuyor. Hatta yavaşlatmıyor. Tam tersine azmimizi biliyor, çok daha hızlı çalışmamızı sağlıyor. Biz işte bu gündemlerle yolumuza devam etmekte kararlıyız.